tabii ki. Evet, şaka. Herkese günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma, evime, bahçeme hoş geldiniz. Evet, bir deneme çekimi sadece. Çekişi ne ya? Ha, şuymuş. Sadece bir denemek istiyorum. Aslında bu deneme videosunu dün akşam yapmayı planlıyordum. Fakat ben ve iPhone'um birbirimize henüz alışamadık. Bunu geçici olarak aldım. birinci ayda televizyonumun taksidi bitiyor ve birinci ayda iPhone 11 almayı planlıyorum. Şimdi iPhone 7 aldım. Çünkü herkes iPhone 7 kullanıyor. Yani diğer YouTuber'larda da genelleme herkeste iPhone 7 var. Dedim ben de iPhone 7 alayım. Bakalım, merak ediyorum. Bu arada bodozlama girdim değil mi konuya? Hiç anlatmadım yani öncesi neydi de ne oluydu da. Bodozlama konuya girdim. Evet arkadaşlar, dünkü videomda, dün değil ondan önceki videomda bayağı böyle 4-5 kişi görüntü kalitemin çok kötü olduğunu söylediler. Ay çok kötü görünüyorum. Görüntü kalitemin, hayır dışarı çıkmıyorsun. Görüntü kalitemin çok kötü olduğunu söylediler. Ve bunu birkaç kişi böyle tekrarlayınca ben birazcık üzüldüm. Ondan sonra hemen gittim ikinci el sayfasından bir iPhone baktım. Çünkü herkesin iPhone kullandığını biliyorum. iPhone'ların görüntü kalitesinin daha güzel olduğunu biliyorum. Ama ben iPhone kullanmayı sevmediğim için, yani benim kendi telefonum da aslında adi bir telefon değil. Onu da geçen yıl 900 euro para vermiştim. Samsung 8 kullanıyorum normalde. Ama işte bir karşılaştırma yaptım. Gerçekten iPhone'un kamerasının çekim bilmem neleri, HD'siydi, pikseliydi bilmem nesi. Yani pikselleri daha çok yüksek, megapikseli. Onun için neyse gittim bir tane aldım. Ama henüz daha iPhone'cuğumla birbirimize alışamadık. Onun için bunu böyle günlük vlog olarak değil de sadece şey olarak merak ediyorum. Hani görüntü kalitesi olarak nasıl olacak? Çünkü daha bir uygulama indirmem lazım. Mesela şimdi şurada alt köşede Viva Video yazacak üst üste. Ve ben o görüntüyü sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Çok acemice bir video çekimiymiş gibi geliyor bana o zaman. Altta o yazı görününce. bir önceki telefonumda edit yaptım. Edit programını satın almıştım. Pro'sunu. O yüzden altta yazı yazmıyordu. Bunda da herkes iMovie kullanıyormuş. Onda nedense bilmiyorum. Benim App Store'umda çıkmıyor yani. App Store'da iMovie diye bir şey çıkmıyor. Farklı edit programları çıkıyor. Her neyse, bunlarla başınızı ağrıtmayayım. Öyle yani. İnşallah yarın güzel günlük bir vlog gelecek. Ben çekimlerimi yapacağım. Edit'i de inşallah artık büyük bir ihtimalle gece saat 4'e 5'e kadar, işte o programda ne bu programda ne, mutlaka bir şey bulacağım kendime. Ama şimdilik Viva Video ile yapıyorum. Şurada da maalesef onların, göreceksiniz zaten şurada veya şurada etiketlerini. Neyse, dün iki gündür ne yapıyorum sizlere onu söyleyeyim. İnanır mısınız, Mikail'in peşinden Ömer ve Gülşen de. Mikail'e hastaneye gittiğimiz günün gecesinde Ömer bir başladı kusmaya, peşinden Gülşen başladı kusmaya. Bir yatak odasında parkeleri siliyorum, bir tuvalete gidiyorum, Gülşen tuvalete kustuğu için tuvaleti siliyorum. Yani inanır mısınız, iki gündür kusmuk, ishal, kusmuk, ishal, banyo doldum. İki gündür full çamaşır yıkıyorum. Şu an yatak odamda bakın gene yıkadım. Dünden beri 3 makine gene yıkadım. Çünkü yorganlar, yastıklar, nevresimler, bir kısmın işte Mikail'inkilerini çöpe atmak zorunda kaldım. Çünkü midem kaldırmadı gerçekten onunkini temizlemeyi. Diğerlerinkinde Allah'tan öyle çok beter bir şey olmadığı için onları temizledim ettim. Yani 2 gündür gerçekten vlog çekmeye gene vaktim yok. Çocukların hastalıklarla uğraşıyorum. Dün gece Ömer gene ateşlendi. Ateşi var. Gülşen de dün sabaha kadar hep ateşliydi. Dün gece ateşi falan çıkmadı ama hayır Gülşen, videoya çıkmayacaksın. Hayır Gülşen, ceketin yok. İçeri girer misin? Daha iyileşmedin. Gülşen içeri girer misin? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar diyor ya. Yani gerçekten inanır mısın, inanır mısınız, hastalıklarla boğuşuyoruz. Of.
Neyse, yapacak bir şey yok. Okuldan da geri kaldılar, ona da üzülüyorum. Zaten cuma günü Almanya'da artık okullar tatil yani. Sonbahar tatiline giriyoruz. Hemsfer. Öyle iki gündür dediğim gibi çocukların kusmuklarıyla uğraşıyorum. Çamaşır yıka, orayı sil, burayı sil. İşte artık çocukların ellerinde torbayla, arkalarında torbayla gezmeye başladım. Bu telefonda da nereye bakacağım ben ya? Kamera nerede? Kameraya nereden el sallıyoruz? Kameraya nereye bakacağım? Dediğim gibi bu çekimimi çok fazla ciddiye almayın. Ama şu yorumunuzu merak ediyorum. Bunun görüntü kalitesi nasıl? İyi mi? Düşük mü? Yukarıda şurada 3 noktaya tıkladığınızda 1040p çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bunu yorumlarda sizlerden bekliyorum. Onu da söyleyeyim yani. Onu yorumlar kısmında bana bir belirtirseniz ona göre ben de bir sonraki videom için ayarlarını falan yapmaya çalışacağım. Yani iPhone'la hiçbir alakam yok. Hiçbir bilgim yok. O yüzden işte böyle kurcalayıp kurcalayıp, yani telefonda da çok fazla böyle elime telefon alıp vakit harcayabilecek bir insan da değilim. 3 tane çocukla ev işiydi, yemekti, çamaşırdı falan derken telefonu çok fazla elime alıp böyle kurcalama vaktim de yok. Ancak çocuklar uyuduktan sonra kurcalayacağım telefonu tekrardan. Dün gece anca telefonun ayarlarını yapabildim yani. Apple'e kendimi o iCloud'muş, MyCloud'muş onları yapana kadar başıma ağrılar girdi yani. Bir yandan Nurfer işte yazıyor, bir yandan İstanbul'daki Elif yazıyor. Bir yandan şey Özge. Delettim vallahi onları akşam. Çünkü hepsi iPhone kullanıcı. Öyle yani. Şimdi ne yapacağız? Bu videoyu kapattıktan sonra ben yarınki vlogumun, günlük vlogumun videosunu sizlere çekeceğim. Böyle yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Olur mu söyleyeceklerim bu kadar? Bir saniye. Hepiniz kan tahlil sonuçlarımı, diğer tahlil sonuçlarımı merak ediyorsunuz. Ben sizlere onu söylemeyi unuttum. Evet, hediye videosunda çektiğimde aslında o gün tahlil sonuçlarım gelmişti. Ama ben o hediyenin hevesini, heyecanıyla sizlere onu bildirmeyi unuttum. Ama sağ olun, o kadar çok yazan oluyor ki. Yani o kadar çok soruyorsunuz ki. Yani aslında ben bile unutuyorum ama siz unutmuyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sonuçlarım ne iyi ne de kötü geldi. Kan değerlerim tam sıfır değil ama bir esnemek geldi yine. Kan sonuçlarım, tahlillerim tam sıfır değildi ama yine mecbur takviye almak zorundayım. Demirim ama dediğim gibi sıfırdaydı yine. Sıfır 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 sıfırlar böyle sıralanmış ardı ardına. O yüzden haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri damardan tekrardan demir vitamini alacağım. Bu bir ay boyunca bu şekilde gidecek. Demiri tekrar bir ay boyunca bu şekilde alacağım. Haftada 3 gün, 3 hafta yani. Daha sonra hapa geçiş yapacağız. Diğer rahim kanseriyle alakalı olan sonuçlarımda ne iyi kötü geldi, ne iyi geldi ne de kötü geldi. İkisinin ortasında bir şey. Bakteri sayısı tekrardan çok yüksek çıkmış. Onun için de ayrıyetten bir ilaç yazıldı. İlaçlarım eczaneye verdim dün ama eczanede bulunan bir ilaç olmadığı için bugün bana gönderecekler. Kargoyla. Kargoyla değil gerçi, onun işte servisleri var. Servisle bugün bana yollayacaklar. Bugün hemen başlayacağım ilaçlarımı kullanmaya. Kaç haftalık? 14 günlük bir ilaç verdiler. Dediler 14 gün bu bittikten sonra dedi doktor kendiliğinden bizim çağırmamızı bekleme. Kendiliğinden gel. Tekrar bir bakalım. Şey yapalım hani almam gereken şeyleri alayım. Hani laboratuvara yollayalım tekrardan dedi. Onu da sizlere buradan belirteyim. Bakalım. Yani çok da kötü çıkmadı. Allah'tan ümit kesilmez. Bakalım inşallah kullandığım ilaçla da bakteri sayısını inşallah düşürebiliriz. Böyle. Bu kadar yani aslında söyleyeceklerim. Çok da
uzatmayayım yani. Değil mi? Çok da fazla boş boş konuşmayayım. Bu videoyu burada kapatıyorum. Dediğim gibi bu video sadece sizleri bilgilendirme videosuydu. Yarın normal inşallah günlük vloglarımla devam edeceğiz arkadaşlar. Ama benim dediğim gibi telefonla birbirimize alışmamız lazım. Telefona alışmam lazım. Bir de elimde küçücük kaldı. Yani benim telefonum daha büyük. Ben sevmiyorum yani böyle minicik ufacık telefonları. Telefon elimde kayboldu yani. Onunla biz böyle bir haşır neşir olalım. Ama çekimlerimi birazdan yapacağım. Of, niye esniyorum ya? Öyle yani. Yorgunluğum gözlerimden belli olur. Bugün 4. gün. Gece uykusu yok. Gündüz uykusu yok. Dinlenmek yok. Öyle yani. Çok yorgunum. Ama olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah artık inşallah. Burayı keseceğim. Sabah inşallah günlük vloglarımıza tekrar yine eski rutinimizde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.